it, don't lose it, don't let it confuse it. Only then you'll be God. Feel like, feel like. Hoş geldiniz. Evet, sabah sabah gene işte uyandık. Tabii ki de biz hanımlar ne yaparız başka, iş yaparız. Ben Trendyol indirimlerinden Nevresim takımı almıştım. Ve bunu bayağıdır, uzun zamandır bekliyordum. Önceki Nevresim takımı aldığım zaman biliyorsunuz ki dedim hani bir leoparlı vardı. Aklım onda kaldı, onu almak istiyordum ama sepetimden biri çaldı. Derken bu indirimlerde... O zaman 300 liraydı. Ben 260 TL'ye aldım Nevresim takımını. Hemen yıkadım. Attım kurutma makinesine, kuruttum. Ve şimdi serdim. Çok da güzel, çok beğendim gerçekten. Bir leopar aşığı olarak inanılmaz mutlu uyuyacağım burada. Ay kolum ağrıdı. Nevresim takımlarını değiştirdim. Şimdi kirliler var. Onları kirli sepetine atacağım. Ama öncesinde makinedekiler vardı, temiz olanlar. Çocukların eşyaları, Züleyha'nın sürekli isaydı bu hafta ve sürekli taşırdı. Onları yıkadım, kurutma makinesine atacağım. Kahvaltı yaptık ve oraları hiç toplamadım. Sabah sular yoktu ve hiç modum yok bugün aslında bakarsanız. Hiç de modum yok. Dedim bir ufaktan bir başlayayım. Hallarımı yıkamaya vermiştim. Onlar geldi. Burayı bir süpürüp daha sonrasında da silip yatak odasının hallarını sereceğim. Daha sonrasında mutfağa gideceğim. Ama nasıl yapacağım bunları bilmiyorum. Dediğim gibi modum çok düşük. Hava kapalı böyle çok tuhaf yani bilmiyorum. Now I even can breathe. A shining star, giving, receiving, changing, believing, only then with the stars. Feel like, feel like, feel like, feel like, feel like that.
Şimdi bu oda karanlık olduğu için ve hava bugün çok kasvetli olduğu için telefonun flaşını açtım. Bilmiyorum ne kadar etki edecek. Evet, ne yaptım? Nevresimleri değiştirdim. Yatak odasını süpürdüm, sildim. Halılarını serdim. Temiz, yıkanmış, mis gibi kokuyor. Burayı yalnız sererken çok zorlandım. Çünkü belim çıktı yani. Öyle söyleyebilirim. Çıktı resmen belim ve kan ter içinde kaldım gerçekten. İnanılmaz derecede terledim. Neyse, bunları kaldırdım. Keşke İsmail'i bekleseydim bunları halletmek için. Neyse, artık yapacak bir şey yok. Serdim. Şimdi mutfağa geçiyorum. Şimdi bir şey diyeceğim. Biz geçenlerde bir sucuk aldık çalıdan. Çorba içmeye gitmiştik ya oradan. Çalının sucuğu meşhur zaten. Çok güzel. Aldık neyse. O sırada İsmail Afyon'dan da arkadaşına sucuk getirtmiş böyle. İki kangal bu şekilde. Kangal mı deniyor buna? Ondan sonra biz bir tanesini yedik. Çalıdan getirdiğimizi de yedik. Şimdi bu ikincisi. Ve gittiğimizde gene 1 kilo daha almış. İnşallah bozulmaz diye düşünüyorum. Ama Afyon mu, çalı mı derseniz çalının sucuğu bayağı güzel yani. Hani Afyon'un sucuğu meşhur ama kaymak da getirdik biz. Kaymak çok güzel. Kaymak 10 numara. Hani ama sucukta kararsızım yani. Sucukta çalının sucuğunu daha çok beğendim. Şimdi bunu bozulur mu diye düşünüyorum nereye koysam diye. Dolaba koyacağım bakalım ama büyük ihtimal bunu hızlı bitireceğiz. Evet, ay. Baba pazardan bir şey almış ama hani bir şeyler aldı. Şurayı silelim de. Ay ya, yanlış almış. Ne? Yok. Niye böyle?
Zencefil. Ama bu taş gibi. Zencefil istedim ama zencefiller taş gibi. Ne yapacağım ben bunları? Ancak kaynatıp içeriz yani. Kür yapacaktım kendime böyle yeşillerle. Portakal istemiştim. Peynir işte. Salam almış. Pastırma almış. Şu kadarcık şey 30 lira. Anne bu falandan mı? Bu bunların altı dolu değil arkadaşlar. Sadece görüntü var. Anne bu efendim, falandan mı? Bu 17 lira. Evet bir tane. Peynir almış. Kelle peyniri. Kelle peynirini çok severim. Şu peynir 70 lira. Şu, ne kadar? Yarım kilo. Yarım kilosu 70 lira. Ne istiyorsun bebeğim? Portakal ister misin? Portakal almış. Mandalina, elma, işte erik falan var evde. Biraz da portakal istedim. Çünkü... Tamam bir tane. Çünkü çok hasta oluyorlar. Bu ara bayağı hastayız. Benim bir öksürüğüm yerine... Ama bir şey konuşuyorum. Portakalı yemekten sonra yeriz. Yiyeceğim mi? Tamam bu biraz dışarıda kalsın. Çok güzel. Tamam. Ellerimi yıkayalım. Ellerini yıka o zaman. Tamam. Ben de portakallarımızı koyayım. Anne! Burada anneler mi? Şurada kalsın çünkü burayı sileceğim. Evet canım, oradan çıkar mısın? Yemeklik ve kızartmalık patates var. Böyle haşlamalık patatesleri kahvaltıda biz çok seviyoruz. İsmail işten geldiği zaman bir kahvaltılık istiyor mesela. Hemen haşlıyorum. Ama sen izin vermiyorsun bana şu anda. Tamam, içeride lavaboda yıkar mısın? Tamam. Çocuklar hiç duymuyorlar yani. Bir dakika bile duymuyorlar. Efendim. Badem salatalık almış. Birazdan bunlardan yerim. Dereotu ve maydanoz istemiştim. Dediğim gibi limonun falan var zaten. Eslem geliyorum ama sen durmuyorsun.
misin? İyiyim. Anne. Loşumun karnı acıkmış. Ah benim Züleyha'nın karnı acıkmış. Şimdi Züleyha'ya mama vermeyeceğiz. Yoğurdu mayalayamadım. Çünkü babası süt unutmuş. Evet. Biraz böyle yoğurt. Pekmezim var, bir de pekmez alacağım. Kalbim. Yoğurt, pekmez. Birazcık da Allah seni. Ay. Anne. Çok değil ama şöyle. Bir tatlı kaşığı kadar bile yok yani. Anne. Züleyha şu anda 9,5 aylık. Canım. Hatta... Su pis. Pis. Pis anne. Hı, ama öyle mi? Çok pis. Karıştırıyorum. Ekmeğin içine o yer dışını ben. Ufalıyorum şöyle biraz. Bundan biraz yese sonra ablası gelecek. Saat 3 oldu. Hatta 4'e geliyor. Benim mi ablam? Evet, bir tanem senin abla. Senin mi ablam? Evet canım. Cici bebe vermiyorum. Böyle arada bir tane falan böyle yani. Çünkü cici bebe geçenlerde verdim. Ve onun acısını çok yaşadım. Kabız oldu. Yani bir hafta boyunca çocuğum çok kötüydü yani. Çok içim acıdı. O yüzden de cici bebe böyle çok çok nadir veriyorum. Bu ekşi mayalı köy ekmeği. Benim de karnım acıktı ama. Şunayım. Şey yapacağım. Zencefilleri kaynatıp artık limonla beraber içerim. Evet, benim karnım acıktı gerçekten. Benim acıkmadı. Senin acıkmadı mı? Nasıl acıkmadı senin? Neden acıkmadı senin? Biber dolmam vardı. Ondan yiyeceğim. Geçen de hırsız mı gelmiş? Şuraya da koydum. Allah'ım ne olur bundan doyayım. Ne olur bununla doyayım. Ay. Olamazsın. Öyle. Canım. Evet. Dolmalarım küçük olduğu için tek lokmalık bunlar. Böyle 4 tane yiyeceğim. Hiç çok demeyin. 4 tane yiyeceğim. Karnım aç. Ekmeği yarım dilim yiyorum lütfen. Canım. Canım, akşam yemeklerinde pek bir şey yemiyorum. Hatta hiç yemiyorum diyebilirim. Biraz maydanoz doğrayacağım. Çünkü çok severim. Şöyle yoğurt koyuyorum. Bir dolu kaşık. Üzerine de maydanoz. Şekilde tabağıma hazırladım. Anne. Züleyha'yı doyurdum.
uyuttum. Hazırladığım yoğurtlu karışım yemedi. Ben de Eslem'e yedirdim. Ona da mamasını yaptım. Çok az yedi. Mamasından da yine biraz yedi. Şimdi uyudu. Birazdan Esli'yi almaya gideceğim. Ondan öncesinde yeni aldığım kazaklarımı size göstermek istedim. İki tane daha sipariş vermiştim. Balıkçı yakı sipariş verdim. Birini mor, birini siyah. Siyahını anneme hediye ettim. Bunları çok beğendim. Kaç paraydı ya? Vallahi yanılmıyorsam biri 150. Bu 170. Bu da 155 olması lazım. Siyahları da gelince gösteririm. Pardon. Mor rengi kendime aldım. Siyah anneme verdim. Şimdi bunları deneyeceğim. Size göstereceğim. Hop, bayıldım. Bir beden büyük alın diyorlardı. Bir beden büyük aldım. Yani tam da alabilirmişim. Çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Yani iç göstermiyor. Şu detayları falan şuradaki benim gayet hoşuma gitti. Siyahı da aynı bu şekilde ama ben pembesini denemek istedim. Saçlarımla uyumlu olsun diye. Rengi şu an göründüğünden daha canlı. Büyük ihtimalle ışıktan dolayı böyle gözüküyor. Ön kamerayla da çekip size göstereceğim. Evet, ön kamera daha güzel oldu. Rengini daha güzel belli ediyor. Şu şekilde ben çok beğendim kazağı. Balıkçı yaka da istiyordum. Hem böyle yarım balıkçı gibi bir şey böyle. Diğer aldığım mor da çok güzel. O da gelsin. Annemin evine sipariş vermiştim. Onlara oradaydım diye. Çok geç geldi kargo. O yüzden ben bana gelenleri deniyorum şu anda. Beğenirseniz tabii Instagram'dan size linklerim alırsınız. Büyük beden elbiseler olarak. Daha farklı kıyafetlerim de var. Zamanla bu şekilde videolar çekip paylaşırım. Şimdi dediğim gibi Esile'yi almaya gideceğim. Bugünlük benden bu kadar. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki vlogda, temizlikte, her şeyde görüşmek üzere. Hoşça kalın.